Evet. Her ne kadar tatsız bir olay sonucu ayrılsa da takımdan kısa bir süreliğine önemli bir oyuncusu Galatasaray'ın. Şimdi marka Kerem'le başlayalım istiyorsan. Evet, evet. Süreç doğru yönetildi diyebilirim. Bir kerein maçtan maç bittikten sonra soyunma odasında olmaması, takımdan ayrı takım uçağına götürülmesi, oyuncularla bir araya gelmemesi bunlar önemli çünkü. Maç bittiği gibi marka nerede soruları oldu soyunma odasında olarak. Takım Kerem'den yana e, tavır takındı. 150 bin euro ceza aldı. Bu süreçte kadro dışı kaldı. Ligdeki cezasının yanında Renders ceza aldı değil ama kadro dışı kaldığı için oynayamadı. Bir gerçek var. Galatasaray kadrosunun 28 kişilik en değerli ismi. Bence bonservis ederi olarak da. yönetimle zaten satmaya niyetlendi. Onun bir altını çizelim. Ama gelen teklifleri açıklayayım buradan. Krasnodar 8 milyon euro bonservis. Napoli 12,5 milyon euro kiralık ama zorunlu opsiyon yok. Nedeni de oyuncunun Ekim sonuna kadar olası transferinde hem Rusya hem İtalya Ligi'nde o cezasını devam edecek olması. <laughs> Artı 10 milyon euro üzerine çıkmayınca o teklifler e, net olarak Galatasaray Markan takımda kalmasına karar verdi. İsmi UEFA listesinde bildirildi. Zaten bildiri bildirilmez. Ertesi gün idmanda affedildi takıma döndü. Kerem'den takım arkadaşlar önünde özür diledi. Ve e, Rumen takımı Faruk Kostanzay'la hazırlık maçında bir denendi orada maç temposunu kaybetmesi adına. Ee, risk şu Melike, 24, 25 Ekim pazartesi günü Beşiktaş Galatasaray maçı. O maçla birlikte Marka cezası bitiyor. Evet. Siz 25 Ekim'e kadar Marka'yı Avrupa'da da oynatmazsanız 25 Ekim'de onu o gün sahaya attığınızda kolay değil artık günümüz sporunda 2 ay oynamadan. Yani Arda Turan dönemiydi işte gördük kolay değil o süreçler öyle. 6 ay Barcelona'da bir transfer cezası aldı. Ondan sonra kariyeri hep tepe gitti. Ben hep ona bağlarım yani maç temposu maç. Yani elbette ne hani stoper oyuncusunu ön taraftaki kreatifliğe bir tutmayız ama Galatasaray'ın oyun yapısı da Kasımpaşa maçını hatırlayalım. Hatta Trabzonspor maçını bas bas bağırıyor marka diye. Çünkü orta sahada Taylan oynuyorsa Taylan, Berkan oynuyorsa Berkan o top çıkarmada e, sorun yaşıyorlar. Öyle çok e, kreatif oyuncular değil. stoperler desek zaten Nelson şimdi ters solda oynamak zorunda kalıyor. Luyna bu anlamda sıkıntılı? Muslera daha ilk kez bu sezon iyi bir maç çıkardı Trabzon'da. E, takım Marka'yı görüyor. Bir de ben açıkçası Nelson Marka'yı görmek istiyorum. Şimdi Buradan şey demek istemiyorum ama 3 yani maçları izliyoruz ben Nelson'da bir şey görmedim şu ana kadar. Evet onu, onu diyecektim ben de yani. Nelson yani sanki Luyendama'dan çok böyle üst ben, düzey. Ben sana şöyle söyleyeyim Trabzonspor maçındaki oyuncu notlarında Luyendama'ya daha fazla not verdin evet. Nelson'dan. Yani e... Bence de takımın en iyilerinden biriydi Luyendama. Luyendama iyiydi yani. Nelson Hı. ama öyle bir havası var ki geldiğinde şey 7 milyon euro verildi evet. Luyendama'yı satalım edelim o yani o işler öyle olmuyor ama Şimdi e, Nelson'la Markay'da bir görmek gerek. İki tane ayağa top yapan stoper biri asıl bölgesi sağ stoper dönüyor biri Değişe sol stoper. Değişebilir de. evet bu algımız şu ha, an. Bu arada hani pası Volkan atmadan şunu da ifade edeyim. Kadro belli. E, onun neden olduğunu izah edeyim Galatasaray'ın Lazio maçında çıkartacağı kadro. E, çok eksik var. Şöyle Arda Turan sakat. Feguli sakat. Emre Kılınç'tan ağrıları devam ediyor. Ben Emre Kılınç'ın hem Lazio hem Alanya spor maçında olmayacağını düşünüyorum. Şimdi 3 tane oyuncu saydım. Kim bir de buna için? kime ekliyoruz? Aytaç. Oğulcan. Yoklar. Onların da ismi UEFA'da yok. Asun Sağ gibi. E doğal olarak Galatasaray'ın elinde 14 kişilik bir oyuncu grubu var. Kimler yedek olur? Söyleyeyim. Ömer Bayram yedek olur. Jagne yedek olur. Mustafa Muhammed yedek olur. İlk 11 sayayım. E, Sabek e, Yetlin bu arada boya da sakat. Evet o da yok. Yani, Yedlin mecburi. E, 4 tane sakat var. E, 2 tane oyuncunun ismi UEFA'yı bildi. 3 tane oyuncunun hatta ismi UEFA'yı bildi. Asun sağ'da da Yine liste evet, yeni yok. Yeni transfer de Doğal yok. olarak yani Muslera, Sağbek, yetlin Solbek, falan Aanolt, Stoperler, e, Nelson, Marka Orta sahaya üçlü düşünelim Taylan, Berkan, çıkaldı ön üçlü Morutan, Kerem, Halil. Halil. Bu kadroyu Lazio maçında görürüz. Bir izleyicilerle paylaşayım istedim. Çok alternatif kalmadı çünkü Fatih Hoca'nın zaten. Aslında yani e, ön taraf güzel, iyi bir kadro ama dediğin gibi orada Saşa Boyen'in olmaması belki bir sıkıntı yaratabilir. Artı şu da var Melike, 2-0'dan 2 kere 2-2'ye yakalanmak da tesadüf değil. Orada ikinci yarılarda bir Feguli gibi oyun ağırlığını koyabilecek bir oyun aklını ama Feguli oyun aklı diyorum temposu bir senedir artık. Ben ümidi kesmek üzereyim öyle söyleyeyim yoksa ben Feguli'nin her zaman kalitesini savunurum. Hatta Belhanda ile Feguly aynı cümle içinde kullanıldığında Feguly'yi bir ayrı yere koyuyordum. Bu maçta aranır gibi ama sanki Feguly. Evet, o kalite, o oyun zekası artı Feguly'yi bir de ben açık söyleyeyim etrafında Morutan'la, Kerem'le, Çıkaldağ'la da izlemek isterim. Yani siz Feguly'nin yanına Babeli sağın ardayı koyarsanız tempo düşer 34-35 yaş ortalamasıyla. Artı Jagner'i şimdi Halil'i de koyduğun zaman o denklemin içine Feguly'nin bence performansı artar ama Feguly de hazır değil. Volkan? Ya e, marka ile ilgili başlayayım. o e, bir şekilde sahaya atılması gereken bir oyuncu. Artık yani işte Mehmet'in saydığı teklifleri değerlendirmiyorsanız, efendim e, bir yere göndermiyorsanız sonuçta bu adam hani tamam yaptığı hareketin yanlış olduğunu zaten söylemeye gerek yok. Bu ayrı bir konu ama işte ceza verildi. Bir süre takımdan uzak kaldı. Zaten... E, cezası, ligdeki cezası devam, devam ediyor. ediyor. Ee, yani ligde oynamamaya devam edecek. Hani böyle baktığında da tamamen adamı bitirelim, kendi elimizdeki değeri sıfıra indirelim düşüncesinde olmamasını gayet doğal karşılıyorum. Ki hem Kasımpaşa hem Trabzonspor maçı Mehmet'in söylediği gibi gösterdi ki Luyendaman Nelson ciddi soru işareti. Ya şöyle ben e, hani bazı oyuncuların biraz daha savunmada o lider karakterleriyle ya da Nasıl söyleyeyim? Daha yetenekli olmaları dolayısıyla biraz daha pratik zekayla bazı çözümler yapabildiğini düşünüyorum. Marko da bunlardan bir tanesi. o problemi marka ile çözebilirsiniz. İşte Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında karşılaştığınız problemleri eee ile çözebilirsiniz. Mesela bir ikinci gol şimdi düzeltiyor, bekliyor, sonra vuruyor. En vakam, değil mi? Ya yani orada öyle bir düzensiz bir savunmayı ben göreceğimizi tahmin etmiyorum mesela marka olsa. Daha, 3 evet tane evet. oyuncu birden kümelendi. Şu pozisyon şu an ekranda olan mesela. Tam yani, üstüne. Yani 3 kişi aynı adama koşuyor falan. Hani, tamam içgüdüsel olarak futbolcu topa koşar ama mesela Marka o, o pozisyon bilgisi biraz daha yüksek bir oyuncu olduğu için e, Luindama Nelson'dan bir tanesi oynaması sanki biraz daha Volkan şu özelliğini de söyleyeyim. Şimdi Mark herkes topla çıkışları diyor ya pasları. Ben hmm. bir özelliğini daha söyleyeyim. Şimdi baskı zaman çok kolay rakip e, forvetten, rakip hücum oyuncusundan faal alıyor. Doğru. Nefeslendiriyor. O sana bir, bir dakika, iki dakika kazandırıyor. Doğru. Bo bu anlamda da yani ben Luyendaman'ın Nelson'u çok hatırlamıyorum öyle faal aldığını. Bu arada tabii yani Lazio'nun e, forvetlerin hücum attığını söylememize gerek yok. Yani son derece İmmi ciddi. Mobile. Yine son... Ee, geçen hafta ne yaptılar? Yine Milan'a 2-0 kaybettiler iki, ama... Hayır, hayır öncesinde yine Immobile bir head-trick yaptı. Doğru. Yani formda yine. Hani sıkıntılı bir maç olacak. Yani Beşiktaş Dortmund maçından daha farklı bir şey söylemeyeceğim. Evet. Bu maça dair de. Yani burada da e, Galatasaray favori işte çıkacağız, yeneceğiz falan değil. Yani e, aynısını söyleyeyim. Bir puan iyi. Yani bir puan bence de. Yine e, tahmin soruyorlar Mehmet Özcan sana. Galatasaray maçı içinde İki maçı da bir bir oynadım kafamda. Böyle demiştim şimdi <laughs> de tutmayacak ama inşallah tutar diyeyim. Ben e, biri kazanırsa hangisi kazanmaya daha yakın diye soracak olursam ben e, Beşiktaş'ın biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın işte bunu pek Galatasaray'ın mevcut durumu ve kadrosu durumu dolayısıyla sebebiyle söylüyorum. söylüyorsun. Ben, saydı zaten eksikleri evet. Birlikte. Şimdi e, Musa ile ilgili de bir haberimiz var. Eski takımına karşı e, forma giyecek ama hemen ona gitmeden son dakikamız da var. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde akşamın maçları sona erdi. Bir ara gözüm böyle bir gitti. 3-0 bittiğini gördüm. Barcelona Bayern Münih maçının 3. golü de Lewandowski atmış. Hemen sonuçlara bakalım. Akşam erken oynanan maçlar ve 22 maçları hemen sonuçları paylaşalım izleyicilerimizle. Ee, 3-0 mağlup etti Bayern Münih Barcelona'yı. Dinamo Kiev Benfica mücadelesi de 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı E grubunda. Bayern ilk maçta garantili sanki değil mi? Evet. <laughs> yani, değil değil mi? Öyle bir sonuç ki. Şimdi bu bu alınan sonuçlar e, sonrası gruptaki duruma bakacağız. Gruptaki durum da gelsin bir ekranlara. 3 puan Bayern Münih lider onu Benfica takip ediyor. Dinamo ile birlikte ve Barcelona son sırada e, burada da konuşuyorduk. Yani Barcelona bundan en ciddi, daha... En ciddi gözüken rakibinizi deplasmanda 3-0 mağlup ediyorsunuz. Ama daha farklı mağlup etmişliği de var. var <laughs> aynen öyle. Yani, yani başlangıç aslında bitişinde habercisi gibi. Programdan evet. önce Kerem ve Sinem'i izledim. Orada güzel bir tespit var aslında. İş Guardiola. Yani Guardiola'dan başkası kurtaramaz Barcelona. Evet Artık şu çok, anda çok farklı siklet, bir yere gidiyor. Siklet düşmeye başladı. Ben Guardiola'nın da tek başına yeterli olur mu? Soru işaretim var. Evet, Guardiola ve Guardiola'nın yapacakları diyorum yani ben. Birkaç yıl, 3-4 yıl artık öyle bir şey yok futbolda. 3-4 yıl sabredelim. Yani biz Hı -hı. hep kendi ligimizden örnekler veriyoruz da Avrupa'da da böyle bir durum yok. Hani Jose Mourinho'ya bile sabretmediler. Artık o yüzden kimseye sabretmiyor. E, 3-4 yıl sabır gösterilir. Yeniden işte o Lamazya'yla e, o potansiyelle birleşip yeniden aynı düşünce yapısıyla hani o Çavilerin, i̇şte Iniesta'ların çıktığı düşünce yapısıyla hareket edilir de ondan sonra yeni bir Barcelona inşa edilir. Ama buna artık bu dönemde, bu devirde hani 10-15 yıl önce vardı. Ama bu devirde çok öyle bir sabır da sabır durumu da yok.